Türkiye, 11-14 Ocak arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak atış ve askeri eğitimler için farklı sahalarda toplam 9 yeni NAVTEX mesajı yayınlamıştı. Eğitimler Kuzey Ege, Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleştirilmişti. Türkiye'nin NAVTEX kararlarını değerlendiren Yunan medyasından Pentapostagma bu adımların kışkırtıcı olduğunu belirtti. Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimin artmasıyla Türk tarafının NAVTEX yağmuru başlattığını belirten gazete, Ankara bizimle dalga geçiyor ifadelerini kullandı. Pentapostagma gazetesi ayrıca Türkiye'nin haddini aştığını, Ege Denizi'ndeki bazı bölgelerde Aralık ayına kadar tatbikat yapmayı planladığını iddia etti. Atina yönetiminin katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor. NAVTEX, denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Gözlerin ABD ve Avrupa ile yeni döneme ilişkin senaryolara kilitlendiği bir aşamada neredeyse Türkiye'ye karşı bütün aktörlerin mevzi değiştirmesi dikkat çekiyor. ABD başta olmak üzere Fransa, İsrail, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yunanistan da askeri güç rekabetinin yerine diplomasinin öne çıktığı yeni bir siyasi süreç başlıyor. Bu çerçevede en dikkat çeken hamlelerden birini Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptı. Fransız medyasındaki haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği geçmiş olsun dileklerine cevap veren Macron, savaş baltasını gömdüğü mektubuna Türkçe "Değerli Tayyip" hitabıyla başlamış. Daha önce de Türkçe tweet atan Macron, "Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak" demiş. Bu ifadesiyle Macron, Türkiye'nin Avrupa'nın istikrarı için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Aynı şekilde Yunanistan'da uzun bir aradan sonra 25 Ocak'ta tekrar masaya otururken ilginç bir gelişme de Almanya'da oldu. 16 yıllık başbakanlık görevi yanında siyaseti de bırakacağını açıklayan Angela Merkel'in partisi CDU'nun genel başkanlığına dün Armin Laschet seçildi. 9 ay sonra başbakanlık görevini devralacak olan Laschet, Türklerle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle partisi içinde Türk Armin olarak tanınıyormuş. Benzer şekilde 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden'ın da Türkiye-ABD ilişkilerinde ezberleri bozan bir çıkış yapması sürpriz olmayacaktır. Tüm bu gelişmeler Türkiye ile ABD ve Avrupa Birliği arasında yeni bir dönemin başlayacağı anlamına geliyor. Taraflar uzun bir aradan sonra yeniden siyasete dönüyor. Bu herkes için iyi bir şey. Özellikle de Türkiye'nin yeniden trading state diyebileceğimiz stratejiye öncelik vermesi açısından. Zira Sayın Erdoğan önceki gün ülkemizin bu yeni hedefini Türkiye olarak ticari diplomasi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz sözleriyle özetledi. Kuşkusuz son yıllardaki jeopolitik zaferleri diplomatik ve ticari başarılarla taçlandırmak Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Aslında Atlantik ve müttefiklerinin de normalleşmeye ihtiyacı var. Çünkü giderek zayıflayan Atlantik'in en önemli 3 aktörü konumundaki Birleşik Devletler, ABD, Birleşik Krallık, Britanya ve Avrupa Birliği'ndeki darboğaz giderek büyüyor. Son yıllarda Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel hamlelerle yeni mevziler kazanırken, ABD, Avrupa Birliği ve Britanya'nın korona salgını yanında maruz kaldığı iç ve dış krizlerse her geçen gün artıyor. ABD'de iç kutuplaşma krizi, Avrupa Birliği'nde dezentegrasyonu sorunu, Birleşik Krallık'ta ise başını İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın çektiği bağımsızlık talepleri derinleşiyor. ABD'de daha yeni başlayan küreselci, yerelci çatışmasının önümüzdeki süreçte şiddetlenmesi kaçınılmaz görünüyor. Yapısal sorunlar, ABD, AB ve Birleşik Krallık'ın Yugoslavya ve Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi parçalanma ve iç savaş risklerini de artırıyor. Nitekim ABD'de bunun işaretlerini görmeye başladık bile. Hasılı kelam, Çin, Rusya ve Türkiye'nin başını çektiği yeni bir dünya kurulurken ABD liderliğindeki Atlantik dünyası ise kan kaybediyor. Dolayısıyla Atlantik'in yeni küresel sistemdeki pozisyonu Çin ve Rusya yanında özellikle Türkiye ile kuracağı ilişkilere göre şekillenecek.
Bu da Türkiye'yi ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık için bir tercihten çok küresel anlamda reel politik bir mecburiyete ve kadere dönüştürüyor. Atlantik'te son günlerde esmeye başlayan Türkiye rüzgarları işte bu jeopolitik basınçtan kaynaklanıyor. Ayrıca ABD İmparatorluğu'nun çözüldüğü döneme tanıklık ediyoruz. Önce askeri ve ekonomik hegemonyası sarsılan ABD'nin, şimdi de kültürel gücünün en önemli sütunlarından özgürlük ve demokrasi mitinin yıkılışını izliyoruz. 3 Kasım 2020'deki seçim darbesiyle Donald Trump'ı saf dışı eden küreselci Sorosçuların konvansiyonel ve dijital medyada devreye soktuğu sansür mekanizması, demokrasi havarisi kesilen bu kesimlerin foyalarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Özellikle Trumpçıların 6 Ocak 2021'deki kongre baskını, iktidarı hileyle ele geçiren demokratların sansürcü, ırkçı ve Jacoben yüzünü görmemizi sağladı. Şunu unutmayalım ki önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD'de tek parti yönetimi olacak. Liberalizmi savunan Biden liderliğindeki Demokrat Parti, Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğu yanında ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Senato'da da Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağlamış durumda. Böylece ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Demokratların kontrolüne geçecek. Bu üstünlüğe rağmen yine de büyük bir korku içindeler. Çünkü Trumpizmin olgusu uykularını kaçırıyor. Kongre baskınından sonra her tür özgürlüğü ayaklar altına alan bir şiddetle hareket etmeleri bunun kanıtı. Panikleri öyle büyük ki Trump taraftarlarının online açtığı yardım kampanyası GoFundMe sitesi bile yasaklandı. Twitter ve Facebook'un Trump ve taraftarlarına uyguladığı dijital soykırıma Google'da Trump'ın YouTube hesabını askıya alarak katıldı. Yazılı ve görsel kartel medyası ise Hitler'e ve Amerikan beslemesi eli kanlı 3. dünya diktatörlerine benzettiği Trump'ı şeytanlaştırmada hiçbir ilke ve sınır tanımıyor. Biden tarafından vatan haini yerli teröristler diye ilan edilen Trumpçılara sosyal medya devleri tam bir kültürel soykırım uyguluyor. Bunu da özgürlük adına yapıyorlar. Burada ilginç olan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Kamboçya ve Mısır'a reva gördükleri barbarlığın bir benzerini kendi ülkelerinde de çekinmeden devreye sokmalarıdır. Zaten Biden'ın yemin eder etmez ilk işi yerli terörizm yasası çıkarmak olacak. Hedef Trumpizmin kökünü kurutmak. Fakat işi çok zor. Devasa manipülasyon mekanizmasına rağmen halkın %50'si Biden'ın seçimleri çaldığına inanıyor. Son gelişmeler de gösterdi ki rüyalar ülkesi ABD artık kendi beyazları için bile bir ceza mahalline dönüşüyor. Sistem zaten bozuktu. Günah keçisi ilan edilen Donald Trump'ın bütün suçu bu barbarlık perdesini biraz aralamaktı. O yüzden Trump'ı şimdi de azille tehdit ediyorlar. Ancak azledilsin veya edilmesin, Trump yapacağını yaptı. ABD'nin ırkçı ve Jacoben yüzünü ortaya çıkardı. Özgürlük nakaratının sonunu getirdi. ABD'nin elindeki son sömürü kozu olan özgürlük putu da böylece tuzla buz oldu. Kral artık çıplak.